Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle Netflix'in en iyi aksiyon filmlerinden bahsedeceğiz. 10 tane içeriğimiz var. Hepsi benim çok sevdiğim filmler. Videoya geçmeden önce eğer bana destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer öneri videolarıma ulaşmak isterseniz de sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen videoma geçiyorum. Birinci içeriğimiz Charlize Theron'un The Old Guard filmi. Burada 4 tane ölümsüz savaşçı var arkadaşlar ve yüzyıllardan beri geliyorlar. Yıllar sonra başka bir ölümsüzün varlığını öğrendikten sonra onunla buluşmak için gidiyorlar. Tabii ki güçlerini öğrenen diğer insanlar da onun peşine düşüyorlar ve diğer ölümsüz de hedef haline geliyor. Çok güzel bir aksiyonu var arkadaşlar. Hatta Charlize Theron baklava yiyor. Tabii ki de şaşırdık mı? Hayır, daha önce de yemiş. Eğer hala izlemediyseniz hepinize izlemeniz için öneriyorum. İkinci filmimiz Extraction. Burada da Chris Hemsworth oynuyor. Bir uyuşturucu baronunun oğlu kaçırıldıktan sonra paralı asker tutuyorlar. Bu iki kişi Bangladeş'te bu çocuk için savaşıyorlar. Muhteşem bir aksiyonu var. Özellikle aksiyon sahnelerinde kamera çekimleri inanılmaz arkadaşlar. Hatta filmin ikincisi de gelecek. Bu filmi de sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer izlemediyseniz bunu da izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimiz Six Underground. Burada da Ryan Reynolds oynuyor. Burada kendini ölü gösteren bir milyarder, bir diktatörü yenmek için uluslararası ajanlardan oluşan bir grup kuruyor arkadaşlar. Zaten Ryan Reynolds'ı asla anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Yine burada da bol bol aksiyonumuz var arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz tabii ki de izlemeniz için öneriyorum. Şimdi geldik yine muhteşem bir içeriğe. İsmi ise Extremo. Oyuncumuz Theo Garcia. Muhteşem bir aksiyon var arkadaşlar. İnanılmaz bir filmdi. Konusu emekli bir tetikçi, kız kardeşini ve sorunlu bir genci yanına alıp yakuzalarla büyümüş üvey kardeşinden intikam almak için yola çıkıyorlar arkadaşlar. Muhteşem bir filmdi. Yine eğer ki aksiyonu bol ve dövüş sahneleri bol bir film arıyorsanız bu da muhteşemdi. Şimdi geldim bir başka içeriğimize. İsmi ise Lost Bullet. Cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan eski hükümlü ve dahi bir araba tamircisi, masumiyetinin delili olan son kurşunun da içinde olduğu arabayı bulmak için büyük bir mücadele veriyor. Gerçekten muazzam bir filmdi arkadaşlar. Burada da yine dövüş sahneleri ve aksiyonu bol olduğu için bunu da mutlaka izlemelisiniz. Netflix. Netflix gör beni Netflix. Vallahi benden çok iyi oyuncu olur. Bak diyorum sana, aksiyon filmleri dediniz mi? Dövüş sahneleri dediniz mi? Beni alacaksınız. Gerçekten. Netflix. Ara beni. Gerçekten ya, bir oyuncu olsam şöyle iyi olmaz mıydı? Aksiyon, tam böyle aksiyon filmi oyuncusu benden olmaz mı? Ben şeye benziyorum biraz. Gal Gadot'un yüzüne. Bir de şey var ya, Hızlı ve Öfkeli'deki Dom'un sevgilisi kadın. Ona benziyorum ben. Ara beni Netflix. Bir diğer içeriğimiz Outside the Wire. Burada da namı diğer Falcon'umuz Anthony Mackie oynuyor arkadaşlar. Bu da yine çok güzel filmlerden biriydi. Konusuysa yakın gelecekte bir savaş bölgesine gönderilen insansız hava pilotunun bir nükleer saldırıyı durdurmak için çok gizli bir android subayı ile işbirliği yapmasını anlatıyor. Eğer muazzam bir savaş aksiyonu arıyorsanız bu da tam size göre. Bir diğer içeriğimiz Spencer Kanunları. Burada da Mark Wahlberg oynuyor arkadaşlar. Eski bir polis ve aynı zamanda eski bir mahkum olan Spencer, iki polisin ölümüyle ilgili bir komployu ortaya çıkarmak için bir dövüşçüyle işbirliği yapıyor ve beraber komployu açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Yine aksiyonu bol bir filmdi. Bu da eğer izlemediyseniz mutlaka izlenmesi gereken filmlerden bir tanesi. Bir başka içeriğimiz ise Kule Soygunu. Burada da Casey Affleck ve Eddie Murphy oynuyor. Manhattan'daki lüks bir dairede çalışan bir grup işçi, patronlarının kendilerini dolandırdıklarını fark ettikten sonra haklarını aramaya başlıyorlar arkadaşlar. Çok güzel bir soygun filmi. Eğer izlemek isterseniz bunu da Netflix'te bulabilirsiniz. Bir başka içeriğimiz ise Shaft arkadaşlar. Burada da Samuel L. Jackson ve Jesse T. oynuyor arkadaşlar. Muhteşem bir hem aksiyon hem komedi filmi. Harika bir içerik arkadaşlar. Konusuysa sert mizaçlı bir özel dedektif olan John Shaft
kendisinden yardım isteyen hiç tanımadığı oğlunun kendisine hiç benzemediğini fark ediyor. Eğer ki esprili aksiyon arıyorsanız arkadaşlar bu tam size göre. Bir diğer hem aksiyon hem komedi olan filmimiz ise Merkezi İstihbarat. Burada da Dwayne Johnson ve Kevin Hart oynuyor. Bir CIA ajanı Amerikan gizli ajanlarına karşı düzenlenen ölümcül komployu çözmek için muhasebe konusunda yetenekli eski lise arkadaşından yardım istiyor. Buradaki eski lise arkadaşımız da tabii ki Kevin Hart. Eğer ki komedi ve aksiyonun bir arada olduğu bir film arıyorsanız bu tam size göre arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Eğer bu önerdiğim filmleri daha önce izlediyseniz ya da izlemediyseniz yoruma yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Reynmen ne yaptın? Reynmen! Araba geldi. Aa, yat geldi, yat geldi. Tam bir aksiyon filmi oyuncusuyum şu an. Hadi bakalım abi. Ya sen niye gülüyorsun? Her şeyi dağıttım. 2, 1. Evet arkadaş. Çarpıldı. Hadi ablam, beş para ablam. Allah tuttuğunu altın etsin ablam. Ne olur ablam, sevdiğin altın olsun ablam. Tuttuğun muradına ersin ablam. Allah ne muradın varsa versin ablam. Recep İvedik. Oy mu? Yani sana. Oy verin bana. Parti kuruyorum. Tamam hadi dur valla. Hani cıvıttık. Ayy. Bela. Ne oldu? Fakat tabii ki öğrenen... Fakat o yüzden dur. O yüzden ne? Söyleyemedim. Oldu. Yakuzalarla büyümüş. Karşı karşık geçiyorum. Nasıl söyledim ama? Android Spy. Doğru mu söyledim? Aynen. Bir gülesim geldi. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg oynuyor. Söyleyemedim. Burada da Mark Wahlberg işte. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bıktım kendimden. Sürekli aynı şey ya. Patronlarının bu boğuyormuş değil mi beni? Kendilerini. sen yaptın olmadı, ben yaptım oldu mu şimdi? Şakacı şey. Hadi hadi. Dur bir saniye. Güzel. Ne oluyor be dışarıda? Savaş çıktı. Amerikan gizli. Gizli ajan. Evet, 2022 ajandam geldi. Çok tatlı arkadaşlar. Halbuki normal düz ajanda. Bir tane bulabildim, sadece bir tane. Ölümcül komployu... Komplo. Eski lişe. Çocukluğuma geri dönmüşüm ama. Aman tanrım, şaka gibiyim. Doğum günün yaklaşıyor ya, doğum gününe. Gerçekten doğum günüme istinaden, bu arada 7 Şubat doğumluyum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Dünya barışı. Good. Good. Hadi başla. Ay, yüreğim çıktı. Kendine getirdim. İnce gibiyim. Ringa ringa ringa. Aaaa ne. Çok eğlendim.